Bizim tarihimizde Rumeli'ye açılan ilk kapıydı. AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı Edirne'de yapıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Başbakan Yardımcıları, Bakanlar, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları ile AK Parti il ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantı nedeniyle günler öncesinden yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Edirne'de gün boyu polis helikopteri şehrin semalarında uçuş yaptı. Edirne ve diğer çevre illerden çok sayıda polis görev yaparak toplantının yapılacağı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Toplantıya katılmak için gelenler güvenlik kabinlerinden geçerek salona alındı. Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantının yapılacağı salona gelmesiyle salonu dolduran partililer alkışlarla karşıladı. Edirne'nin tarihi önemine değinen Başbakan Davutoğlu, Edirne hep şehri mukaddesti, hep şehri mukaddes kalacaktır ve bizim mimarimizin zirvesi Selimiye. Edirne o kadar mühimdir ki Süleymaniye kalfalık eserim der Mimar Sinan ama Selimiye için ustalık eserim der. Düşünün, baş şehir olmayan bir şehre ustalık eserini Mimar Sinan yapmıştır ve Sultan Selim de bu eseri Edirne'de yapma talimatı vermiştir. İşte Edirne'nin ayrıcalığı burada dedi. Bizim mimarimizin zirvesi Selimiye. Bütün dikkat ediniz. Edirne o kadar mühimdir ki Süleymaniye kalfalık eserinde Mimar Sinan ama Selimiye için ustalık eserinde Şehzade Paşa için çıraklık. Düşününüz, baş şehir olmayan bir şehre ustalık eserini Mimar Sinan yapmıştır ve Sultan Selim de ona bu eseri Edirne'de yapma talimatı vermiştir. İşte Edirne'nin ayrıcalığı burada ve Selimiye, hiç şüpheniz olmasın, dışarıdan baktığınızda uyumuyla, dengesiyle, simetrisiyle, içeriye girdiğinizde ruhani haliyle, estetik ile fiziğin başka hiçbir yerde olmayacak kadar güzel bir ahenkle bir araya gelmesidir. Ancak ve ancak sadece Tac Mahal ile karşılaştırılabilir. Onun ötesinde doğuda İslam'ın doğu medeniyetinde Tac Mahal, batısında ise Selimiye, bütün o kadim mimari geleneğin ve ruhani estetiğin zirve eserleri. Aslında Edirne bizim tarihimizde Rumeli'ye açılan ilk kapıydı. Sonra Rumeli'den ve Avrupa'dan gelenler için İstanbul'a gelmeden önceki son durak ve İstanbul'un kapısıydı. Baş şehirdi. Ve hep başşehir olarak kaldı. Edirne her haliyle nereyi gezerseniz, hangi sokağına girerseniz girin, o köklü medeniyet birikimimizin derin irfanını yansıtır. 1071 Malazgirt, 1400'lere kadar Bursa başşehir olana kadar 300 yıllık Bursa'nın başkenti oluşunu düşünürüz. 300 yıllık Anadolu serüvenimiz Bursa'da bir başkent şeklinde kendini ortaya koydu ve Cihan Devleti'nin ilk nüvesini oluşturdu. Başbakan Davutoğlu ve beraberindeki başbakan yardımcıları, bakanlar ve büyükşehir belediye başkanlarının öğle yemeği için salondan ayrılması, kentin ana caddelerinde trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Sürücüler zaman zaman soranlar yaşadı.